Yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği solla, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Ya vallahi yanlış anlıyorsun. Harbiden sinek soktu ya. Ya Volkan yapmasana. Yapmaz mısın lütfen? Tikim var benim ya. Volkan yapma şunu. Gerçekten komik olmuyor ya. Aslında bayağı komik oluyor Aslı abla. Koptum burada yani. Yoruldum artık bağırmaktan. Volkan boğazım acıyor ya. Ay yarın da reklam verenlere sunumun var senin değil mi canım? Evet. Oo, siz de amma sıkıcısınız ya. İsteyerek yapmıyorum. Harbiden kaşınıyor bak. Volkan yapma şunu ya. Anlatamıyorum. Bak sabrım taşıyor. Bu çocuğun yarın sunumu var. Konuşma yapacak çıkıp. Sesim gidiyor benim ya. Canım biz kalkalım mı ha? Evet. Olur mu ya? Aa 40 yılda bir gelmişsiniz bir yemek yiyoruz. Amma abarttınız siz de ya. Zaten onu da anlamadım. Bu gayet saçma ve lüzumsuz bir fikir oldu ama neyse. Kalkmayın Aslı abla. Arkadaşlar tamam şaka bir yana ya. Yapmayacağım şaka falan söz ya. Zaten Sertaş'ın size anlatacak bir hikayesi var. Ne o? Saçımla alakalı bir anekdot Aslı abla. Abla deme bana Sertaç. Bundan 5-6 yıl öncesiydi. Benim daha tepeler yeni yeni dökülüyor. O zaman da kazıtmak moda olmuş. Ben de gittim berbere dedim ki vur abi jilete dedim. O günden bugüne abi E'si kaşındıkça kaşındı. Ulan Sertaç büyük adamsın ya. Ama eniştenin tiki dediğin kadar varmış abi. Şahane güldüm vallahi. İyi ki geldik buraya. Cem iyi misin? Sesim kısıldı. Boğazım ağrıyor. Ya öyle mi? Boğazım kötü. Sen, boğazın kötüse sana bir tane çorba söyleyeyim. Çorba diyorum uzun. Çorba söyleyeyim mi? Sesi açar. Sen daha işe gitmedin mi Hayta? Aa Hayta deme çocuğa. Yol yüklenme o kadar. Bir sabah kahve keyfi yapıyor. Babacığım, bir sabah kahve keyfi yapıyorum. Kahve keyfi yapıyorum babası. Ya o saat 11:30 oldu. Neredeyse öğle yemeği müşterisi bastırır. İşte ben de o kalabalığın içine girmeyeyim diyorum. Yani masa işgal etmemek açısından. Bir masa bir masadır baba. Oğlum biz çıkıyoruz. Önce alışverişe gideceğiz. Sonra Hamiyet halana çaya gideceğiz. Sen de gel halana. Aylak aylak dolaşacağına. Babacığım kusura bakmayın yani. Muhallebici benim hayatım. Dükkanı boş bırakamam. Kusura bakmayın. Sadece palavra. Oh! Ay Tahsin'cim yüklenme şu oğlana bu kadar. Minik koşum. Aslı'ya söyle akşamleyin sofrayı kursun. Yorgun gelirim ben. Ay bir gecede geldiğimde şu sofra kurulmuş olsun Allah'a sen. Sözde yetişmiş genç kızımız var. Tamam anneciğim sen merak etme. Hatta Aslı'ya böyle hazır yakalamışken bir suda yerleri sildireyim istersen. Aynı matrak çocuk bu. Sen de kıza yükleniyorsun lüzumsuz yere baksana. Ay hadi Tahsin'cim hadi. Vallahi Cem ne diyeceğim bilemiyorum yani. Bari söyleseydin de sunumu başka gün erteleseydik.
Yok, zaten bu dün gece oldu Saadettin Bey. Ama reklam verenleri pek etkileyemedin yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Hay Allah, gördünüz mü şimdi başımıza geleni? Gördüm, gördüm de pek duyamadım. Hırıl hırıl konuşuyorsun evladım. Söylediklerinin yarısı anlaşılmadı ki. Saadettin Bey, biz bu adamlara bir akşam yemeği falan mı ayarlasın? Aman, hep bana masraf, hep bana masraf. Aman, of ya. Ya Fatoş, Aslı nerede Allah aşkına? Bilmem, hep birlikte, aman, hep birlikte toplantıdan çıktıktan sonra böyle sinir içinde Volkan'la ilgili bir şeyler söylene söylene asansöre bindi. Ben de anlamadım ne olduğunu. Annem beni karakola yolladı. Annem beni karakola yolladı. Ne oluyor lan? Tam tahmin ettiğim gibi evdesin Volkan. Evdeyim tabii, ne var? Hatta huzurum da vardı sen gelmeden önce. Ben o zaman senin huzurunu, mutluluğunu perçinleyeyim. Cem sunumunu yapamadı çünkü sesi kısıktı Volkan. Gülme gerizekalı, gül diye söylemedik. Lan ağzını topla sen lan. Şşt, gerizekalı falan abiye ne biçim konuşuyorsun manyak? Sen benim dediğimi duymadın galiba Volkan. Tekrarlayayım senin için. Senin gerizekalı şakaların yüzünden Cem'in sesi kısıldı ve Cem sunumunu yapamadı. Patronun suratı bir karış. Geleceğimizle oynadın Volkan ya. Abartma lan. Ne olmuş yani? Konuşurum ben Saadettin abiyle. Bak iyi niyetliyim, hala delirtme beni. Sen kimsin Saadettin Bey'le konuşuyorsun be? İşe yaramaz serseri. Lan kaldırma beni bak. Kalk, kalk. Ne yapacaksın görelim? Embesil. Fazla oluyorsun sen ama. Ha, yeter lan. Sus lan. Sen ne yapıyorsun agresif manyak? Fındık mı atıyorsun sen bana? Yok, önden leblebileri attım. Fındıklar şimdi geliyor. Gerizek! Ulan kafamı patlattın Aslı be! Ulan bu kadar sert atılır mı? Allah cezanı versin lan! Olmadı ki bir şey. Oldu mu bir şey? Lan kanıyor be! Kanıyor mu? Kanıyor tabii. Allah'ın cezası. Göreceksin sen, alacağım intikamımı. Kanı kan temizler Aslı! Saçmalama be! Git getir lan, kolonyalı pamuk getir, bir şey getir. Çabuk ol, beynimi patlattın. Beyin kanaması geçirdim senin yüzünden, hadi! Saçmalama be! Ay nasıl o da hemen isabet etti, anlamadım yani. Şöyle bir fırlatıverdim, tak gitti yani. Kolonyalı mendil! Tamam be, öf! Manyak karı ya. Manyak. Evlense de kurtulsak be. Of. Kafamı patlatıyordu ya. Bak görürsün Aslı, ben annemlere bunu nasıl anlatacağım? Bak şimdi görürsün sen. Lan acaba hastaneye falan gidip 3 günlük rapor falan mı alsam ya? Bayağı bir yırtarız işten. Kolay değil abi. Beynim zedeleniyordu ya. Lan evet ya. Beynim zedeleniyordu değil mi? Önemli bir olay yani. Hatta daha önemli bir hale de gelebilir bu iş ya. Evet, evet. Aslında tentürdiyot da sürebiliriz ha. Volkan, oraya yatmışsın ama o yastık kan olursa annem mahveder bizi ya. Volkan. Çok mu fenasın? Ne oldu? Volkan, kalk süreyim şunu. Volkan, miden falan mı bulanıyor? Ne oluyor? Volkan, Volkan! Volkan! Ya Şesu ya! Ama biz seni olduğun gibi seviyoruz. Arap sen ne diyorsun ya? Kızla 1 saat kesişmişim. Kıvama getirmişim. En tatlı bakışlarımdan masaya fırlatmışım. Sonra kalkıp gidip masasına konuşmaya başlayınca kız böyle o masmavi gözlerini pörtletip "Aa, siz İstanbullu değilsiniz." demez mi? O bardan o çantasını mantasını alıp bir çıkışı var.
bağırma gitti. Ay Şesucuğum bak, bak canım. Zaten öyle bir kızdan sana hayır gelmezmiş şekerim. Yok ya. Ya Fatoş, benim anlamadığım şey şu. Şehri bu kadar özümsemiş, bu kadar metropolitan bir insanın aksanının kendisini ele vermesi. Çok acı ve çok yazık. Yani konumlandırılmam değişiyor Fatoş. Üst kimlik, alt kimlik, orta kimlik, asimilasyon böyle kafam kazan gibi karıştı ya. Ya ama Şesu ya. Hani sen Çağdaş'la Kırsal'ı aynı potada eritmiş bir insandın? Hayır. Yaprakçığım. Şimdi o potada erit, 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 erit. Vallahi ben de eridim artık ya. Yani o K'lar var ya. Hani K, K. Hani genizde K, 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 K. E şimdi bu seni ele veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Yani istersen Jüpiter kültürüne hakim ol. Yine de hava cıva yani diyeyim ben sana. Şesucuğum ama sen de görgüsüz bir kız yüzünden. Boş ver gitsin. Bak şekerim ayrıca sen geldiğinden beri aksanın giderek azalmaya başladı şekerim. Hatta bence eski hali daha da şirindi. Yok ya. Başkaları böyle düşünmüyor ama. Ya benim de bir aşk hayatım var. Benim de fantezilerim, benim de bir cinsel yaşamım var. Ya, sizden bir iş çıkmayacağına göre. Yani o zaman sizin beğenip beğenmemeniz benim karnımı doyurmuyor. Kafayı takmış ayol. Taktım anam kafayı. Yemedim, içmedim, gidip tiyatro kursuna başladım. Gerçekten? Gerçekten? Gerçekten diye bir soru olmaz. Gerçekten mi diyeceksin? Bundan sonra böyle arkadaşlar. Belki de Türkçem... Sizden daha iyi olacak. Sizden daha iyi Türkçe konuşacağım. Ayağınızı denk alın. Volkan. Bayıldın mı? Ne yaptın? Volkan. Volkan. İyi misin? Kafan acıyor mu? Ne oldu? He? Kafan acıyor mu? İyi misin? Sen kimsin? He? Sen kimsin be? Aa, Volkan bak, bunun şakası olmaz lütfen. Sen yemek var mı? Annem nerede? Volkan niye böyle konuşuyorsun? Sen benim kafama böyle attın. Aa. Niye attın? Benim kafama niye attın? Benim annem nerede? Yemek var mı? Vurma ya. Volkan. Eyvah. Benim kim olduğumu hatırlıyorsun değil mi? Aslı, Aslı sen. Aslı, yemek var mı? Yemek versene bana. Yemek var. Hadi yemek var bana. Yemek. Allah'ım lütfen numara yapıyor olsun. Volkan lütfen numara yapıyor ol. Aslı, annem var mı? Annem nerede? Nerede annem? Annem nerede? Annem nerede? Benim annem nerede? Tamam, şey, geçici bu, bir şey yok. Doktor çağıralım, ne yapalım? Canım, hastaneye gidelim mi? Hadi hastaneye gidelim, olur mu? Aa, gitme, gitme. Beni bırakma. Beni bırakma, gitme. Beni bırakma. Sen burada kal. Sen burada kal. Sen burada kal. Allah'ım bana sevgi gösteriyor, bittik. Allah'ım şimdi bittik, bu ciddi, bu ciddi. Volkan otur. Yok, yok bir şey. İyileşeceksin. Bu geçici bir şey, kalıcı bir şey değil. Allah'ım bittim ben. Allah'ım bittim. Abimi yaraladım, beyin gitti, iyi mi? Gitti, beyin gitti. Gide gide beyin gitti. Allah'ım göbek duruyor, beyin gitti. Cem. Sertacı falan. Git birini bul, getir bizim eve. Dur canım. Git, kimi bulursan getir. Çok fena bir şey oldu Cem. Cem çok fena bir şey oluyor burada. Aslı. Bir de balık alalım, akaryum al. Akaryum al, bir balık al bana. Cem çabuk gel. Gel balık al bana. Yemek var mı? Bana balık, balık al bana. Ay şuraya bırakalım da çocuklar eve götürsün Tahsin. İyi. Erken bitti zaten işimiz. Bir lokma bir şey yiyelim de öyle gidelim hamiyete. Öyle yapalım. Oh. Oh.
Seninki yok gene ortada, görüyor musun? Belki dolaşmaya çıkmıştır. Merak ettim, bir arayayım şunu. Alo, Aslı? Aa, ben seni mi aradım abin diye? Yok babacığım, biz şimdi Volkan'la evdeyiz, onun telefonunu ben açtım. Annemle mi konuşuyor? Anne, anne gel! Yemek kaç tane var? Tamam abi, yedireceğiz şimdi sana yemek, merak etme. Nasıl söyleyeceğiz Allah'ım, bu ne kadar? Beyin tamamen gitti. İşte oturuyoruz birlikte burada, arkadaşlar da var. Tamam sevgilim, sakin ol. Bak ilk önce bir doktora gideceğiz. Panik yapmayın. Abi inşallah geçici bir şeydir. Hani bir kere hafıza gitmişti ya, aynı onun gibidir inşallah. Sertaç, Sertaç Luna Park'a gideceğiz mi? Gideceğiz mi Luna Park'a? Luna Park'a mı? Niye gideceğiz abi oraya? Suyuna gitsene Sertaç, görmüyor musun durumu? Akşam biz Volkan'la dışarı çıkmak istiyoruz, öyle planladık. Öyle bir program yaparız. Tamam o zaman, hadi bay bay. Ne yapacağım ben ya? Tamam sevgilim, sakin ol ya. Lütfen sakin ol. Al canım sen de, bak kedi. Kedi. Heh, hadi. Aslı bana kedi al. Kedi. Kendi kendilerine program yapmışlar. İki kardeş dışarıda yiyeceklermiş. Hangi dağda kurdu öldü? Yani bu kız sofra kurmasın da her şeye razı. Tuhaf konuştu, böyle bozuk bozuk. Herhalde Volkan bir su yerleri sit şakası yaptı ona. Aa, bana mı bozuk yani? Darılma, çok yükleniyorsun kıza, çok. Asıl sen çok yükleniyorsun Volkan'a. Tabii, hayta aşağı, hayta yukarı, başka laf yok. Aman, fare dağa küsmüş, farenin haberi olmamış. Dağın haberi olmamış, her neyse. Tamam. Benim yüzümden oldu. Abi konuş benimle. Senin topuğun var mı? Saatini ver. Ne? Saatini ver. Tamam canım, sakin sevgilim. Saatini ver. Oo, direkt yağmur adama bağladı yalnız. Ay canım, sen ne inatçı bir insansın ya. Versene çocuğa oynasın saatinle. Tamam. Al canım, al Volkancığım. Bak saat, saat. Canım ağzına sokmadan oyna, tamam. Sokma canım ağzına Volkancığım. Adamlar öyleyse var ya, kesin ya beni öldürürler ya intihar ederler. Babam kesin kalp krizi geçiriyor. Aslıcığım, canım, sevgilim. Canım gel biz senin bir elini yüzünü yıkayalım içeride. Hadi canım, iyi gelir. Hadi. Eyvah, bir de bununla uğraşacağız. Sen ona bir tane tokat at, iyi olsun o. Bir tane vur ona, vur. Gel Aslıcığım, gel canım, gel. Tamam canım, gel, sakin olun. Hadi gel, biz bir içeride elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi canım, gel. Gel Aslı, gel. Aslı doğru söylüyor bu kafasıyla. Şöyle sağdan bir çaksa Aslı'ya, kendine gelir, şokta falan ya. Allah'ım başımıza gelene bak ya. Canım. Allah sizi ne yapsın lan, tavuk mu etsin? Babam düzeliyor mu ne? Sertaç. Kızım Aslı'yı kekliyorum, numara yapıyorum lan. İnanmıyorum Volkan ya. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten çok uzun zamandan beri ilk defa oha falan oldum diyebilirim yani. Benim fonksiyonları normal yani abi, öyle mi? Seninkinden normal Sertaç. Orası kesin yani. Yalnız Volkan bir şey söyleyeceğim. Bak tamam, çok güzel bir şaka, çok komik, çok eğlendin. Ya kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben de şimdi biraz eğlenmeye başlayacağım inşallah da. Yalnız bu kız kendini paralıyor. Parçalıyor, ziyan ediyor. Yapma bu kadar üstüne gitme. Acıma ona be. Ne acıyorsun, hak etti o be. Kafama bardak attı. Vallahi bak daha kanı yeni kurudu ya. Aa abi el kalkar mı? İntikamım acı olacak dedim, acı oluyor işte. Aa, gerçekten mi? Psikomanyak o zaman. Geçmiş olsun abi. Delirmiş mi kız yani? Menopoz falan mı abi? Yok, bana var bir 20 yıl daha da.
Aslı zaten doğuştan menopoz. Yavaş lan yavaş. Bana bak. Şimdi bunlar uyanır, doktor moktor getirmeye kalkarlar. Olmaz, yaşa basarız. Sen şöyle güzel bir doktor ayarlayacaksın Sertaş, tamam mı? Sahne tecrübesi olan bir adam olacak yani. Merak etme, bir adayım var abi. Ay çok eğleneceğiz Allah! Yavaş, yavaş git Selin. Bana bak, şunu da al tahtakalede okut, 3-5 ekmeğimize bakalım. Oldu abi. Selin, Selin mi senin adın? Senin oyuncağın var mı, oyuncağın var mı? Var bebeğim, benim evimde bilgisayar var. Gideriz senden böyle güzelce bilgisayar oynarız, tamam mı evladım? Çocuklar, biz karar verdik. İtiraz etse de hastaneye götüreceğiz. Sertaç, o söylediğim doktoru aradın mı canım? Kendisi yurt dışında bir kongreye gitmiş abi. Başka bir arkadaşını tavsiye etti. Uzman dedi. Kendisiyle görüştüm abi, çok değerli bir arkadaş. Hastaneye gidip topografi çektireceğiz. Daha sonra kendisi gelip hem topografiye bakacak, hem de muayene edecek hastamızı. Tomografi olmasın? İkisi de olur dedi. Ha? Aa, çok konuşuyoruz, çok vakit kaybediyoruz. Bak kızım, bu beyin, beyin çok kayasla gelmez. Ay canım benim, kapı gibi insan evladı. Bak bitkisel hayata geçti. Tamam, tamam arkadaşlar, tamam. Hadi bir an önce hastaneye gidelim de şu arkadaşın beyin tomografisini çektirelim. Hadi. Volkancığım, hadi Antalya'ya gidiyoruz. Gelmem ben, gelmem. Ama orada sana şeker verecekler. Ben sırtını al götür, yoksa gelmem. Gelmem başka türlü. Yok artık. Aa, Aslı, alıver sırtına çocuğu. Allah Allah, tutturur şimdi bu. Yapma öyle. Cem, sen al bari, hadi. Hadi ya. Ya beni sırtına alsın hemen gideyim hatta. Arkadaşlar saçmalamayın. Kaç kilo çeker bu adam ya? Aa Can, çok ayıp, çok ayıp. Küçücük bir çocuk o ya. Taşıyıver be. Aa. Vakit kaybediyoruz abi. Cem, arabaya kadar taşı bari ne olur ya. Of. Ya beni sırtına al. Peki, tamam. Tamam arkadaşlar, peki. Of, of. Gel. Sen dömen ve üstüremeyeceğim. Hatta. Bari bana kalk şimdi yavaş ya. Kalk. Mimi. Ey tabiat, benim tanrım sensin. Sesot. Ne diyorsun ya? Ne böyle kendi kendine bağırılıp duruyor? Bağırmıyorum. Çalışıyorum. Ayrıca bağırınmak diye bir fiil yok Türkçemizde. Ne oldu canım? Sen kimi taklit ediyorsun böyle konuşunca? Ha? Taklit. Taklit etmiyorum. Ben çalışıyorum. Çalışmak. Mak. Çalışan adam görmezsek inanacağız yani. Şimdi çalışma. Almışsın kitabı eline, keyfine diyecek yok. Zaten ne demişler? Bir köylü, iki çocuk ortadan kaybolduğunda, yok olduğunda, toz olduğunda korkacaksın. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Senin varlığından ne hayır gördük ki yokluğuna üzülelim ya. Sen varken de yoksun. Yok olduğun zaman otomatik olarak yoksun zaten. Herkes postaları, herkes kendisi alıyor. Çayı, kahve ser servis olmuş. Yani herkes kendisi alıyor anlamında. Yarın öbür gün Saadettin Bey'e hesap versem ben, Burhan Altıntop olarak nasıl hesap vereceğim? Gerçekten bunu düşünen yok. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına, yoksa bela delizlerine karşı direnip dur, stop, yeter demesi mi? He? Orasını ben bilemem. Ama eğer bu konuşmanın içerisinde zalim dediğin kişi Saadettin Bey ise çok ayıp ediyor. Çok ayıp ediyor. Bu adam ki yılbaşı için bir sepet hazırlattı, içine kuru yemişinden tut dinle beni, süslü.
Buraya bir şimdi tut. Tavuğuna, erzağına, çikolatasına kadar düşündü. Sepet yaptırdı, tek tek verecek. Bunu nereden biliyorum? Çünkü İstanbul'u karış karış aradım. Didik didik fır döndüm, en ucuzunu buldum. Oradan biliyorum. Zalimmiş. Solcu mu oldun ha sen? Bu nasıl konuşma ya? Bu nasıl alengirli konuşma ya? Seni dinleyecek halde değilim. Oluyor lan galiba. Ha? Biraz daha çalışmak lazım. Mimi geldi mi Mimi? Emine! Yüz Emine! Aslı araba mı bu? Dur canım bakalım doktor ne diyecek bir dinleyelim onu. Ya Aslı bu araba mı? Yapma be öf. Aslı olmuyor yani. Volkancığım yapma canım. Benim kafamda uf olur. Senin kafan gibi. Tamam mı? Anladın mı? Ben açım. Yemek ver bana. Ayol daha yeni yedirdik. Aslı çocuk mu daha? Acıkacak tabii ya. Doktor bey. Şimdi laboratuvardan bize dediler ki tomografide bir şey yok. Normal dediler ama. Onlar ne anlar Aslı abla? Burada operatör, doktor, profesör var yani. Nelerimiz var doktor bey? Yaşayacak mı? Allah korusun Sertaç ne diyorsun? Daha önce bir hafıza kaybı var mı? Orada belli oluyor mu? Valla ben diyeyim 10 ay, siz deyin 1 yıl önce. Ben bir şey demeyeyim mi? Doktor sizsiniz. Bu aldığı ikinci darbe gibi görünüyor. Dağılması gereken bir ödem var. Şimdi bakın, burası beynin düşünme bölgesi. Orası kafatası değil mi? Sen doktordan iyi anlıyorsun herhalde Aslı abla. Ay pardon, ben çok gerildim de bugün biraz heyecan da var. Kusura bakmayın. O zaman soyunun, ben bir bakayım. Efendim? Sertaç, ben doktora kafa koyan mı? Doktor bey, Volkan'ın rahatsızlığı diyorduk hani. Hayır, yakınlarını da sağlıklı tutmak lazım. Öyle değil mi? Ne de olsa refakatçi Aslı Hanım. Yani o açıdan şey, neyse. Şimdi benim teşhisim beynin sayısal ve sözel bölgelerinde bir travmaya rastlanıyor. Peki genel yetenek ne durumda? Ne yani? Ben kötü anne miyim şimdi? Kötü annesin demiyorum anacığım. Ama baba dediğin. Yani çocuklardan biraz mesafeli olur. Çocuklar babadan korkar. Bazı şeylerini annelerine söylerler. Ne yani? Çocuklar bana bir şey söylemiyorlar mı Tahsin? Darılma anacığım. Sen Asya'yı çok şey Burhan'dan duyuyorsun. Ne yapayım şekerim? Kız ketum. Ya şey böyle ketum ketum dersen Aslı'ya o da senden uzaklaşır. Arkadaş olmaz. Gözü kapıda olur. Hayda. Ya bak akşam alıp başlarını gidiyorlar. Ne haber? Ayol benim yüzümden mi gidiyorlar? Eğlenmeye gidiyorlar. Düşman kardeşler birlikte yemeğe çıkıyorlar. Bak Allah'ın içine ya. Aman Tahsin saçmalama Allah aşkına. Vallahi ağzımın tadı kaçtı. Hadi hamiyet bekler hadi. Tamam. Gel. Doktor bey böyle kalmayacak herhalde değil mi? Çünkü Volkan sağlıklıdır yani o amneziyi de çok çabuk atlatmıştı. Amnezi ne? Hafıza kaybının tıbbi söylenişi. Değil mi? tabii ben hep Latince isimlerini biliyorum ya hastalıkların ondan. Latincesi ne? Latincesi ne? Amnesius. Aslı, doktor iğne yapmasın. Bırakma beni, bırakma. Tamam canım, tamam. Doktor bey, bu yağmur adam durumu ne zaman geçer? Vallahi bu tamamen bakıma bağlı. Yani güler yüz, dengeli beslenme, sevgi ve şefkat. Yani bir dediğini iki etmeyin ki... hücreler arası bu bağlantı kesilmesin. Peki böyle yaparsak yani tamamen eskiye döner mi? Sıfırlar mı? Çok genç bir adam o. Gözlerinde hayatın ışığı duruyor hala. İçeceği şaraplar. Peşinden koşacağı kadınlar var daha. Kissin.
bu ne Mehmet, bu ne? Ne yapıyorsun herkesin ortasında? Manyak. Ne bağırıyorsun Selin ya? Sanki anlıyor da yapıyor. Biliyor mu daha öyle şeyleri? Eğer bir gün, bir Eylül günü, yağmur sanki yürüyenlere kıyamıyormuş gibi inceden inceden yağarken, işte o an aklınıza geldiği zaman başınızı dik tutup yürümeye devam edin. Çünkü hayat hiç yaşanmayacak. Doktor bey, geyiği kessek de bir ilaç verecektiniz, onu versek diyorum. Tabii tabii, hemen hemen hemen. Efendim buyurun, ilacımız bu. Bu ilaç hücreler arası bu iletişimi arttıracak, arttıracak. Sabah akşam birer tane. Ben ilaç içmem Aslı, bana saatini ver. Dur canım bir dakika, doktor bir şey diyor. Ver. Saat. Şimdi doktor bey, saat kaçta veriyoruz? Günde iki kere. Şimdi günde iki kere, sabah akşam. Sabah 12, akşam da 12. Arzu ederseniz ben akşamları uğrayayım, ilacı birlikte verelim. Hem bu arada da sizinle görüşmüş oluruz. Lan. Lan bu pis doktor, bu Aslı, ben sevmedim bunu. Doktora kafa atan mı? Neyse, efendim, benim numaram sizde var. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. Tamam. Pardon, sizin numaranız kaçtı? Ben alayım. Lan git artık be, git pislik, git ölmeden, git hadi, git pis, git. Şşşt. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi o zaman çok iyi bakım, beslenmesine dikkat ediyorum. Gündüz 12, gece 12 birer tane hap veriyorum. Harika. Tamam. Efendim iyi günler. Çok teşekkür iyi günler. Ederim. Ben geçireyim sizi, buyurun. Çok ayıp. Kusura bakma arkadaş, tiyatrocu. Arada bir trede bağlıyor. Ben bağlayacaktım onu. Ne lan bu? Gözümüzün önünde yiyecek kızı neredeyse. Şeker. Aslı, sen at ol, ben senin sırtına binem, beygir ol sen. Ama nasıl yapacağız onu? Ben senin sırtına bineceğim, sen bak. Evet baba, bak bu yüzden uzaktan kumandayı bu konu. Birçok erkeğin yaşam tarzının değişmesine neden oluyor. Aslında ona göre değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlığı olanlar, prostat rahatsızlığı olanlar ilk olarak ne yapmalılar? Mutlaka bir tabibe başvurmalılar. Geldiniz mi Aslı? Prostat hastalığı süresince bunları öğrenelim birazdan. Efendim? Geldik. Abin nerede? Abim yatak odasına gitti, uyumaya. Hali hazırda şu anda yatağında uyuyordur bence. Ne yediniz? Anlat bakalım. Çocuk menüsü. Çocuk menüsü mü? Ha, canı istemiş Volkan'ın. Bu ara bir çocuk taklitleri yapıyor. Sabahtan beri inanamazsınız. Yani görürseniz yadırgamayın. Takmış kafaya, başka türlü konuşmuyor. Öyle, alem çocuk. Nasıl doydu ayol çocuk menüsüyle? Yok, 4 taneydi. Ha. Aslı, otuzunu söyle biraz kızım. Anlat bakalım, ne var ne yok. Aslı, gel! Benle de dalga geçiyor, içeriden bağırıyor. Geldim. O zaman Volkan çağırıyor, ben gideyim. Ayol, dur bir yüzünüzü görelim. Bağırmadan, sesini yükseltmeden İfo. Hayır, biz şimdi tam gelirken bir muhabbetin o ortasındaydık, sohbet ediyorduk onunla. Aslı, gel! Geliyorum. Bak, çağırıyor beni. Efendim? Ha? Ha, şey diyor, tam diyor muhabbetin ortasındaydık, gel dedi. Duydunuz mu? Ben duymadım. Oldu, hadi iyi geceler. Ay, 5 dakika oturup bizle sohbet etmedi, görüyor musun ayol? Ne bileyim ben, hata belki de bizde. Bizde mi? Baksana, birbirlerine destek çıkıyorlar. İyice uzaklaştılar bizden. Biz galiba çocuklarla pek arkadaş olamadık. Öz eleştiri zamanınız gelmişti Tahsin Bey. Benim mi? Evet. O zaman da bu kadar otoriter baba kaldı mı Allah'a sen? Bu kadar sert anne kaldı mı?
Ya çocuklarıyla diskoya falan gidiyor anneler. Ne? Diskoya mı? Ama ne de bileyim ben canım işte. Günaydın. 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 Dışarıda öyle güneşli bir sevinç var ki adeta sanki tüm dünya bu güneşli günü kutlamak için bir araya gelip sokaklara dökülmüş. Ay hayırdır inşallah. Çok hazırlanıp gelmiş gördüm seni Şasu. Bütün bu duygular doğaçlama çıkıverdi dostum. İnan bana. İnanayım inanayım diyorum ama pek inanamıyorum buna Şasu. Çok yalan olmuş gördüm seni canım. Şimdi Şasucuğum bak yani aksanın düzeldi diye böyle konuşmak zorunda değilsin. Ya anam yani öbür türlü denedik olmuyor. Denemedin mi zannediyorsun? Bak mesela bir tane örnek vereyim. Annem annem diyeyim ben sana. E peki bu ne şimdi? E kardeşim söyledik ya. Bu laflarla o konuşma örtüşmüyor. Dublaj gibi oluyor. Hani... Hey ahbap! Senin sorunun ne ha? Tadında bir şeyler çıkıyor yani. Ve çok saçma. Ya bir şey söyleyeyim, bence yine de bu daha tatlı oluyor. Hayır kardeşim. Hayır be adam, neden söylediklerimi anlamıyorsun ha? Bundan sonra böyle konuşacağım, anladın mı? Ha ben şimdi çay ocağıma gideceğim. Kahve ve çay içmeyi her şeyden çok arzulayan, isteyen var mı? Çay ister misin ha? Kahve? Çay, kahve? Bak uçak geliyor. Ama aç bakalım. Aç kocaman, aç, aç, aç. Aç. Aa, yap, aç. Açmam. Ben Luna Park'a gideceğiz mi? Luna Park'a gittik ya canım. Hani sen benim böyle suratıma baaat diye hani pasta attın. Ya orası Luna Park. Ben senin böyle orada suratına böyle baaat diye attım. Ya böyle baaat diye pasta attın sen benim suratıma. Ya maşallah o reflekslerde bir kayıp yok ama iyi o. Tıs tıs tıs. At, yapma canım yapma. Saçıma şey yapma. O tuz yemeğe böyle yapılıyor. Ne gülüyorsun Mahmut? Gülünecek şey mi bu? Ayıp denen bir şey var. Geçecek, iyileşecek, böyle kalmayacak. Geçici bir şey bu. Değil mi canım? Pardon aslanım. İşine bak sen. Ne kadar duyarsız insanlar ya. Ay bak, uçak geliyor bak. Oo. Aç bakalım. Kuş nasıl yapıyor kuş? Kuş nasıl yapıyor? Tavuklar böyle yapıyorlar böyle. Pa 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 yapıyorlar. Pa 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 yapıyorlar. Pa 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 pa. Hop! Aferin. Oh! Ah canım benim. Ama bugün gözleri daha parlak bakıyor sanki. Hadi inşallah. Volkan'cığım, benim şimdi bugün röportajım var. Anladın mı? Seni 2-3 saat hani Selin abla var. Böyle minik Selin. Selin var ya ona bırakacağım. Selin ben o güzel abla ben onu öpeceğim. Öp artık ne diyeyim. Tamam oldu. Ben ona elleyeceğim memesini sıkacağım. Oo, çok ayıp. Olmaz öyle bak. Elleyeceğim. Ne yaparsan yap. Ben onu elleyeceğim. Yap bak. Uçak geliyor bak. Gelmeyeceğim. Kahvaltıda da yoktular. Ara ki bulasın. Sen kaçırdın bu çocukları evden. Aa. Tabii senin yüzünden. Sık 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 sık. Nereye kadar yani? Ayol benim kadar yumuşak bir baba var mıdır acaba? Ay kavga etmeyelim Tahsin Allah'a sen. Eski usuller olmuyor işte şekerim. Çocuklarına duygularını belli edeceksin. Ne demek o? Bizde her şey yasak şekerim. Gitme, gelme, yat, kalk, otur. Filmlerde böyle olmuyor ama. Nasıl olacak peki? Anneler, babalar çocuklarına seni seviyorum diyorlar. Aa, hadi canım ne öyle romantik yapar gibi. Ayol ne var bunda? Bizim çocuklar da televizyonun karşısında büyüdüler. Belki arıyorlar böyle duyguları. Sen söyle. Sen annesin. Kadınlar yapar böyle şeyleri. Hayır Tas.
Duygularını saklayan, çocukları uyurken öpen babalardan olma Tahsin. Canım uyurken uyanırken sık sık öpüyorum ben bunları. Asıl sen kızı fazla öpmüyorsun. Aa, öpüyorum ayol. Her gün öpmüyorsun ama. Ayol, niye 30 yaşındaki kızı her gün öpeyim? İkide bir. Öpüyorum ayol. Makas da alıyorum. Yani haftada iki falan yapıyorum. Demek dörde çıkarmak lazım. Sen önce çocuklarına seni seviyorum de bakalım. Aa, canım, tövbe tövbe. Ben sana bile öyle şey söylemedim. Belki bende de çocuklarımız gibi sevgiye karşı bir açlık vardır Tahsin. Allah, buyurun işte. Ay, ailemizde iletişim sıfır yani, sıfır. Birbirimize duygularımızı gösteremiyoruz. Aynı evin içinde 4 yabancı yaşıyoruz yani. Sıfır. Oh maşallah valla. İncin çift kale maç yapıyor değil mi? Bu nüktedanlığına bayılıyorum dostum. Taklit mi yapıyorsun ya? Niye kurtulamıyorsun bu pozisyonda? Yapma şunu. Yemiyorum ben. Bunlar nerede Şesut? Sevgili Fatoş, kozmetikçilerle bir reklam görüşmesi için toplantıya gitti. Yaprak ne zamandır hayal ettiği moda çekimi için soluğu Kız Kulesi'nde aldı. Kim inanır ki bunlara? Kadir inanır mı? Ya bana hiç inandırıcı gelmedi Şesut. Anlatamıyorum galiba. Niye yalan söylüyor? Yahu bunların hepsi tamamıyla gerçek. Yalan söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum. Gerçek. Ben de salam ya yedim bunları. Ağzını zaten oynamasından belli yalan söyledi. Niye söylemiyor? Doğruyu söylesene. Bunlar kesin bensiz bir program yaptı. Anlaşıldı. Bunu da kafaya taktım sanki. Aman. Tamam. Ya Burhan abi neden inanmıyorsun bana? Bunların hepsi gerçek. Hayda. Psikopata bak ya. Aman. Of. Ne beklersin ki zaten o aksanlı konuşma, o sosyal tavır son derece lümpen. Oh be! Her şeyi hasta hallediyor. İyi valla. Valla bile. Oh be. Bir iki projem daha var Selin'cim. Şöyle öncelikle yarın sabah böyle yatakta bir kahvaltı edeyim diyorum. Ondan sonra yani çok da fazla suyunu çıkartmadan yavaş yavaş beyin yerine gelmeye başlasın yani. Yoksa hasta delirecek valla. Allah belanı versin. Bir de ne yapıyorum biliyor musun? Böyle deli yapıyorum kendimi gibi. Böyle ya yapıyorum. Bana var ya gözleri patlıyor korkudan. O eşek, o eşek. Bak Volkan miyav miyav. O kedi bu eşek. O miyav miyav bu eşek. Aferin sana. Aslı geldi, Aslı eşek.
Ne oluyor burada ya? Ne oluyor burada? Aslı bak, kediyi eşeği tanıyor. Çok zeki bu. Bu müzik, rakılar makılar ne senin? Ne oluyor? Aslı bak, bu işler öyle kediyle köpekle olmaz. Bak şimdi bak, izle. Bak Volkan, hatırladın mı? Eller havaya. Eller havaya dans edeceğiz değil mi? Oynamak için eller havaya. Aferin sana, dans ediyoruz tabii. Kızım Aslı çok gelişme var. Müthiş ya, muazzam. Volkan, bu nedir? Bu ne? Rakı. Aslı, biz seviyoruz mu rakı, seviyoruz mu, içeceğiz mi? Evet canım, seviyorsun. Ya Aslı, öyle kediyle, eşekle, köpekle olmaz bu işler. Kız lütfen, geliyorum bak. Öyle eğitim. Ah. Çok gelişmiyor. Karı var, karı bu. Karı bu, karı. Tahta karı. Bunun nerede gülmemesi yok. Aslı sen niye kapıyı çalmadın canım? Şey, daldırdım, eve gittim. Oradan da ara kapıdan geçiverdim. Sen bazen unutuyor, biliyor musun? Ama her şey normal, eskisi gibi sanki. Çok kötü. Kızlar. Aslı. Ay çatlayacağım, ne olur ofiste neler oluyor, ne dedikodular var. Anlat çabuk 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 çabuk. Aman işte. Şesu tek ayak üstünde 9 yalan söylüyor. Vallahi bir huy gelmiş çocuğa. Tutturuyor. Efendim ben Halkalı'da oturuyorum, param yok. Arabanın taksidi de bitmedi falan. Vır 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 vır. Sürekli bir yalan, anlamadım yani. Kızım bunlar doğru değil mi? Doğru herhalde ama... Ne bileyim, bana öyle bir geldi ki sanki bir palavra atıyormuş gibi halinden, tavrından. Ne bileyim ben. Kendisine de söyledim. Şesu dedim de yalan söylüyorsun dedim. Böyle kaptırıp anlatıyorum, ondan sonra hatırlıyorum. Ben de bittim, biliyor musun? Bununla birlikte ben de bittim senin. Gece böyle yatıyorum, uyku yok, durak kadar bacaklarım falan ağrıyor. Selin, Aslı göbek atsın da yemek yiyeceğim o zaman ben. Yoksa yemem. Aslı doğru söylüyor. Biz de tam yemek vaktindeydik, sen geldin. Çocuğun huyu bu. Biri oynamadan karşısında kesinlikle yemek yemiyor. Böyle işte ne yapacağım? Hadi kalk. Ben mi oynayacağım? Aslı bir zahmet ya. Ya hem ben yedireyim hem oynayayım. Olmuyor, denedim değil mi? Olmadı. Aslı bir taraftan yemek, bir taraftan attır, olmuyor. Hadi bir zahmet, kalk çocuğun keyfi yerine gelsin. Hadi hadi kalk. Volkancığım. Oyna. Oyna dedim, oyna. Ama masal anlatsam olmaz mı? Masal anlatayım sana. Masal seviyorum. Oyna be. Oyna. Oyna masal. Ay ben de hiç beceremem ama. Başka bir şey yapayım. Oyna. Hadi oğlum. Yemek yemem ben. Oynayacaksın. Ay neşeleniyor çocuk. Neşeli oluyor. Hadi kalk. Aa, atacağın iki göbek aslında. Anladın mı? Naza çektir kendisine. Bak dur bak. Hadi. Peki. Hadi bakayım ben de sesini açayım. Ruh kat ya, Allah'ını seversen. Ya böyle oynama lütfen, güzel oyna. Yemiyor çocuk. Hadi. Çok güzel. Aman ne benim kuşuma. Bak bak, ne güzel bir içermiş. Aslı biraz ruh, biraz ruh kat. Tamam, tamam oluyordur. Günaydın. Nasılsın canım kızım? Neler hissediyorsun bugün? Tabii böyle içinde saklama. Duygularını aktar bize yavrum. Uykusuzum biraz. Aa vah vah. Gel otur, bizle kahvaltı et kızım. Özlüyoruz seni biz. Hislerimizi de böyle ifade ederiz işte. Ha. Yok, Volkan yatakta kahvaltı etmek istedi de, işte ben de ona tepsi hazırlıyorum şimdi. Eşlik edeceğim abime. Gelmeyecek mi yani? Yok, biz içeride yiyeceğiz Volkan'la.
Yalnız kalmak istiyor da Volkan. Öyle bu aralar biraz kendi başına, yani kendini dinlemek istiyor. Öyle. Of of. Peki kızım. Oldu o zaman. Hadi ben gidiyorum. Bir dakika yavrum, bak baban sana bir şey söyleyecek. Ben şey diyeyim diyorum. Şey de değil de tabii ifade... Ay hadi dansın kız, elinde tepsi bekliyor böyle. Peki. Seni seviyorum kızım. Hadi sen de o zaman. Seni seviyorum Aslı. Ben abini de seviyorum kızım. Bu duygularımı iletiver. Ay, ben de abini çok seviyorum kızım. Benim tarafından söyleyiver. Sağ olun. Ah anne baba yüreği işte. Ay hissediyorum için bir şey oldu. Niye kıza seviyorum dedin de abini çok seviyorum dedin? Ne bileyim Tahsin, ağzımdan öyle çıkıverdi. İşte böyle döner gider arkasını. Ama öptüm kızı Tahsin. Ben de sizi çok seviyorum. Abim de sizi çok seviyor. Biz sevgiyi bahis böyle ailece. Ben başımıza ne gelirse gelsin. Ne olursa olsun bu aile her zaman... Aslı. Reçel ver bana, reçel. Tahsin, iletişim kuruldu işte. İyi çıktı vallahi. Biz seni seviyorum dedik, kız da oldu. Ama zor, zor vallahi. Aile olmak çok zor. Öldüm, öldüm. Derken... Aniden Aslı bana dedi ki, hadi canım, araba taksitlerinin bitmediğine inanmamı mı istiyorsun? Bu düpedüz bir yalan. Ha, ne kadar şaşırdığımı kelimelerle ifade edemem. Aslı mı dedi bunları? Evet, aynen böyle dedi. İnanılacak gibi değil, değil mi? İnanılacak gibi değil hakikaten. Niye Aslı hakkında atıp tutuyorsun, palavralar sıkıyorsun Şehzo? Anam ne palavrası ya? Manyak mısın nesin sen? Oh be, çok şükür. Şöyle konuş ya, ne olur. Asla! Böyle konuşmamı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Fatoş. Akşam diksiyon dersim var. Ona katılmalıyım. Yarım saat erken çıkmamın senin için bir sakıncası var mı? Demek diksiyon kursunlar ha? Oldu canım. Ben de yedim bunu. Asparagus'a gideceksin herhalde, bana yalan söylüyorsun. Hayır Tanrı aşkına, neden inanmıyorsun bana? Gerçekleri söylüyorum, yalan söylemiyorum. Kursun eğitmenlerinden dostum Sefa aradı. Derse katılmam için beni uyardı. Sefa. Efendim. Bu da hayal ürünü bir karakter herhalde. Şiz, benim daha fazla sinirimi falan oynatma. Hiçbir yere gidemezsin. Çünkü yalan söylüyorsun ve ben de sana izin vermiyorum. Hay Allah, ne tuhaf bir durum. Biraz şaşırdım. Bir o kadar da üzüldüm. Aa, belli belli. Canım, kocaman aç. Ama lollipopu bırak, lollipop. Lollipop sonra. Hadi güzelim. Cem saatini versin. Canım ne yapacaksın sen bu saati? Bırak artık saatlerle uğraşmayı. Aslı, bu arada benim öteki saat ne oldu acaba? Ay, onunla mı uğraşacağım şimdi Cem Allah aşkına şu durumda yani? Cem saatini versin. Aç canım. Yap. Hadi. Ay, ne inatsın Cem. Anlatamam sana. Kurudun kaldın orada. Versene çocuğa, bak yemek yemiyor. Yemem ben, yemem. Ay, Cem ver artık şu saatini ya. İstedi çocuk. Al saati. Al. Hadi şimdi aç bakalım. Azıcık oynayayım, sonra yiyeceğim. Ver böyle kokunu. Ver.
Sevgili Kubilay, eğer ihtiyacım olmasaydı gerçekten durup dururken borç istemezdim, değil mi? Vallahi bana hiç inandırıcı gelmiyor Kubilay Bey. Al benden de o kadar canım. Canım dediysem lafın gelişi buran. Gevşeme, kalbini kırarım. Her ne kadar bir konuda seninle fikir birliğinde olmak bana zor geliyorsa da... ben de Şesu'ya inanmıyorum. Sevgili dostum Kubilay, mortgage sistemiyle ev alacağımı sana açıklamıştım sanıyorum. O halde sorun ne? Anlayamıyorum. Ya Şesu, gözünden belli yalan attın. Yani havana civana baktığım zaman hiç ihtiyacın var gibi durmuyor. Yani... Kubilay Bey, bunlar bahşişti, avantaydı derken muazzam para kazanıyorlar yani. Senden benden durumu iyi. Sen de beni aynı cümle içinde kullanma Burhan. Sen bir görmeyeyim seni canım. O artık ölümlü olması açısından söyledim. Şesin. Şesu. Bunca zamandır seninle dostuz. İlk defa bana tek ayak üstünde 9 yalan söyler gördüm seni canım. Vallahi kırıldım doğrusu yahu. Saat 10'ca. Oyuncak ya. Saat 12. Aa, çocuklar saati bildi. Tamam işte ya, iyileşiyor bu. Ay canım, yavrum, ne akıllı, görüyor musun? İyi, iyi gibi değil mi sanki? İyileşecek gibi değil mi? Ha? Aa, saat 12. İlaç saati onun ya. Ha. Nerede ilaç? Tamam, dur. Aa, ay elim ayağım titredi sevinçten. Ver. Dur, burada. Tamam. Bastırmalı mı bu? Ay, bir dakika, sen ver. Ya, ay. Ama ne yapıyorsun Cem ya? Allah. Üzerine bastım, bravo. Tamam yani. Sayılı bunlar Cem, ne yapıyorsun? Salak, manyak, manyak salak. Şşş, öyle salak manyak denmez abi. Aç bakayım ağzını. Çok garip ya. Ben bunun üzerine bastım, bu halıya yapıştı. Çikolatalı draja gibi bir şey bu ya. Kafam ağrıyor benim, aslında kafam acıyor tamam, benim. Tamam, gücücük, yok bu kafam. Ay, yüzsüz lan, ağlama canım. Çok al tuhaf. Ama yo, yo, yo. Bana yapılanın büyük bir haksızlık olduğu kanısındayım Kubilay. Selin'in dediği gibi. Oldu canım. Gözlerim böyle böyle doldu. Kirli çıkı senin. Para lazımmış ha. İmaja bak. Yandan yemiş tuna kiremitçisi. Bak, aranızı yapmaya çalıştım. Ortamı yumuşatmak için çok ince örülmüş espriler yaptım. Ama bir insan bu kadar enayi yerine konulmaz ya. Kimseyi enayi yerine koymak değildi amacım. Ben... Lan! Terbiyesiz! Üçkağıtçı! Terbiyesiz! Artist ya! Buraya kadar geldim! Allah'ım ya Rabbim ya! Sahtekar! Hepsini yiyor muyum zannediyorsun? Artist! Artist mi? Ya anam ben nerede hata yaptım ya? Bu oyuncu üst kimliği diğer katmanları ikinci plana mı attı? Ne etti ya? Allah Allah. Ölür müsün öldürür müsün ya? Vallahi billahi ya. Hamlet miyim neyim ben ya? Çocuk öldü gitmiştir o. Yani maymunu görmüş, maymun, 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 maymun. Ay, aferin sana. Aslı'cığım, siz ofise gitmiyor musunuz? Hayır, babam şikayet edip duruyor da nerede bu Aslı ortalarda gözükmüyor diye. Ha, sen bakar mısın Volkan'a Selin'cim? Ne demek? Kızım zaten bugün matematik çalışacağız biz.
Tamam. Yalnız annemler anneye gelirse diyeceksin ki nezle olmuş, grip ilacı verdik. O da uyku yaptı deyip alıp apar topar yatmaya götüreceksin. Tamam mı canım? Tamam, sen hiç merak etme. Cem hadi çabuk çıkalım da erken gelelim. Bu bensiz yemiyor çünkü. Öyle mi? Hadi. Saati vermem. Hadi canım, alas mı aldık? Selin, iyisiniz, tamamsınız değil mi? Hah, ben geleceğim zaten. Saati de ağzına sokma. Teğet geçti vallahi ya Selin. Aman yok be, ikisi de salak bunlar. Hem kazuletler hem salaklar, bir şey anlamazlar. O zaman biz ne yapıyoruz? Günlük sportif faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Ne güzelmiş lan böyle çocuk olmak. Selahattin abi, bize güzel bir şey çalıver be abi. Ama Şesu, bu dersleri bırakman için bir sebep değil ki. Sen de yavaş yavaş doğal oyunculuğu öğreneceksin nasılsa. Bak al beni mesela, beni al. Yahu geçenlerde bir doktor oynadım. Herkesin ağzı açık kaldı. Doktor mu? Evet. Özel bir projede büyük ölçüde doğaçlama yaptım. Ama seyircinin yüzünü görmeliydin Şesu. Öyle ışıklı bir hayret, öylesine pırıltılı bir inanç vardı ki gözlerinde. Adeta. Esef abi. Sağ ol abi ama tirada bağlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Ben bu tiyatro kursu işini bırakıyorum abi diyeyim ben sana ya. Niye? Ya abi kimse bana inanmıyor ya. Adım Şesu diyorum, hadi lan diyorlar. İlginç. Belki seninle biraz jest çalışsak. Ya Aslı'cığım bu kadar kısmana gerek yok ki. Bence bu işin içinde bir iş var. Sana da öyle gelmiyor mu? Ya Cem Allah'ın aşkına saçmalama. Çocuk bu kadar gündür numara mı yapıyor? Ne yapıyor? Aa. Doktor bey? Ne? efendim? Ne oldu? Beni mi aradınız? Ne yapıyorsunuz? Ne doktoru ya? Sefa abi benim kurstan eğitmenim Aslı. Ne? Peki o zaman beni hastalarım bekler. İyi akşamlar. Sefa abi. Nereye ya? Jestleri çalışacağız daha. Şesu kim bu ya? Ya Sefa abi kurstan eğitmenim. Kendisi oyuncu, aktör. Bir dakika benim oturmam lazım. Aman canım iyi misin? Ne oldu ya? Şesu. Yine bak yalan söylemiyorsun değil mi? Bu önemli konu ha. Ya Aslı niye yalan söyleyeyim ya? Yok bu sefer doğru söylüyor bu. Şesu, bu senin tiyatro kursunda başka oyuncu arkadaşın var mı? Lazım bir şey için. Bana da çok acil lazım. Allah cezanı versin lan senin. Lan o topa öyle mi vurulur lan? Yürü lan! Yürü! Bir gün, bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış, bakmış da olamaz. Vitamininiz hazır mı? Evet, hadi. Şeker sanmış, ilacı yemiş, yemiş, bayılmış, zehirlenmiş, mahvolmuş. Ah, ah, aman da şarkı söylermiş. Ah, ah, ah. Bak Gülçin ablayla Mehmet abi. Gülçin abla çok güzelmiş Aslı. Ah canım, belli evet. Beyinde hafif bir ödem konuşması bu. He? Ay çok şeker ayol bu. Tamam, iyileşiyor, toparlanmış. Gülçin abla doktor Volkan'cığım. Seni biraz muayene edecek. Soyunem mi ben, soyunem mi? Tabii, zaten Gülçin ablan sana masaj yapmaya geldi. O amaçla burada. O zaman Gülçin abla bana içeride masaj yapsın. Siz gelmeyin, gelmeyin. Hadi muayeneye başlayalım Gülçin ablası. Bir bakalım. Ha,
Bu ne bu? Gülçin ablası. Siz hiç onun gözünün yaşına bakmayın, devam. Ne oluyor be? Şş, bağırma Gülçin ablaya. Mehmet abisi, siz çok direnirse müdahale edin yani, çekinmeyin. Gitsinler bunlar. Aslı, ben sevmedim bunları. Gitsinler bunlar. Olmaz, olmaz. İyi böyle. Gitsinler, gitsinler, gitsinler ya. O yağmur adama bağlar arada. Siz hiç takılmayın Mehmet abisi. Tutun Volkan'ı, sabitleyin kanepeyi. Aa, tutmasınlar, gitsinler bunlar. Gitsin, sevmedim ben bu doktorları Aslı ya. Güzel, şimdi reflekslere bakalım. Ya bu gıdıkları yapar. Ya yapma lan. Ya baba yapar, ya bu gıdıkları. Refleksler iyi gibi değil mi? Süper. Ya bıraksınlar Aslı, niye bunu yaptırıyorsun? Bıraksınlar Aslı, yapmasınlar ya. Aa, ne yapıyorsun lan? Aa, bak argo kelimeleri hatırlamaya başladı Gülçin Hanım. Görüyor musunuz? Lan dedi az önce. O çekici ben bir alabilir miyim? Tabii. Aa, aa, Aslı ne yapıyorsun ya? Aa, 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 ne yapıyor Aslı? Niye vuruyor kardeşini? Yazık değil mi bana? Tamam, sinirlerde hiçbir problem yok. Ha, ben de ona baktım zaten. Muayene bitti. Oh, Aslı, benim karnım aç, yemek yap bana. Şimdi tedaviye geçelim. Saatini versene Gülçin, saatini versene. Tutmaya devam edeyim mi? Tut, tut Mehmet. Şimdi anal tablet uygulayacağız. O ne o? Bir şey değil. Mehmet abi fiti sokacak. Aa, bu ne lan? Ama bu çok iyi gelecek. Mehmet sıkı tut. Sana iyi gelsin o zaman. Bırak beni. Bırak tabletinizi kendinize şey yapın da. Bırak beni. Ama bir anda iyileşeceksin ama Volkan'cığım, çok iyi olacak. İstemiyorum lan. Lan manyak mısın? Bırak, ne yapıyorsun? Karıştırma lan. Aa, hızla iyileşiyor. Bak, konuşma normalleşmeye başladı. Evet, o zaman fitil yerine iğnesini yapalım. Çok daha etkili. Süper fikir. İğne mi? Ya evet canım. İğne istemem ben Aslı. İstemiyorum ben iğne Aslı. Ama bu çok güzel bir iğne. Kafayı açıyor. Yoksa sen numara mı yapıyorsun hastayım diye ha? Hayır. O zaman hadi iğneyi yapalım Gülçin Hanım. Ben durumu çok iyi görüyorum. Tut Mehmet. Tuttum. Aa, bir dakika. Aslı, ne gerek var yavrucuğum? Bak, sesim falan da düzeldi. Kendime geldim Gülçin Hanım, yapmayın. Bak, beynime kan gitti ya. Hiç gerek yok Mehmet. Hoş verin Gülçin Hanım, siz bastırın. Aa! Aa! Ne yaptınız lan? Ne yaptınız lan bana? Ne yaptınız lan? Gülçin Hanım, bu iğnenin bir yan etkisi var mı? Yok canım, sadece hafif bir mide bulantısı. Ha, başka? Bir de iktidarsızlık. Hayır! Zaten öyle bir kısa sana yani... Allah Allah! Saçma sapan hareketlerin var ya. Aslıcığım bak, bir dakika beni dinler misin? Abi nasıl gireceğiz biz burada ya? Burada operatör, profesör, doktor var yani. Bunun kapısı kırılırsa ben bunu dilimi sokarım. Ya tüm be. Şesut, bence deliriyorsun sen. Bunun kapısı kırılırsa ben buna dilimi sokarım. Sıkışır dilim ondan sonra. Beni astı. Hep böyle işte. Avrupa yakası. İçimden iki saydım, üç saydım. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim, sağ olun. Abi, dizi bitmiş.